Manşete hoş geldiniz. AKP'de iç kanama başlığını attık. Neden? Çünkü Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık'ın hedef aldığı 4 bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın itirafları söz konusu. Bununla ilgili konuşacağım. Sadece tek konuda gideceğiz bugün. Diken.com.tr'de Altan Sancar'a konuştu. Erdoğan Bayraktar, işte Erdoğan Bayraktar açtı ağzını, yumdu gözünü başlığıyla bu Diken.com.tr'de haber oldu. Haber 29 Ağustos 2021 16.03'te yayına girdi ve yayına girdiği andan itibaren Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları konuşulmaya başlandı. Ha, ama iktidar tarafında veya Türkiye'nin genel bir çoğunluğunda konuşuluyor mu? Hayır. Çünkü 17-25 Aralık dosyaları bir kumpas olarak kabul edildi. Bir düzmece dosyalar, üretilmiş delil dosyaları olarak kabul edildi. Bir iftira olarak kabul edildi. Bir yalan olarak kabul edildi. Güya bu iftirayı, bu yalanı, bu kumpası hazırlayanlar da suçlu ilan edilip bu kumpastan, bu darbeden, hatta darbe olarak kabul edildi. Dolayı 2014'ten bu yana 6 yılı geçti, özür dilerim 7 yılı geçti, tutuklular. Evet, 7 yılı geçti, 8. yıl içindeler, tutuklular. 22 Temmuz 2014 operasyonu, sahur operasyonu hatırlayın. Savcılar, polisler, emniyet güçleri vesaire. İşte bu 4 bakan, 17-25'lik 4 bakan, soldan sağa Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan. 17 Aralık dosyası savuşturulduktan hemen sonra Erdoğan havalimanında karşılanırken birlikte el ele bu pozu vermişlerdi. Şimdi bu pozu da çöpe attı Erdoğan Bayraktar. Açıklamalarına bakacağız. Oğlu gözaltına alınmıştı. Burada liderinden de daha doğrusu özür dilemişti vesaire falan, ama yani Erdoğan da satmış, bana büyük bir kötülük yaptı diyerek neler olduğuna bakacağız. Erdoğan Bayraktar'ın rahatsızlığı birkaç gün önce attığı tweetlerle ortaya çıkmıştı. Mesela şu: İlahi nizamda bir erdem olan sorgulamadan kayıtsız şartsız iman etme ilkesini beşeri sistemlerde uygulamaya kalkarsanız sonuç verimli olmaz. Yine tavassutla iş yapmanın çok mahsurları var. Referanslara ve verilere bakılmalı. Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken aç gözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar çatışmadan edinenler bitiriyor bizi demiş. Evet. Daha evvel NTV'de ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım demişti ki 17 Aralık 2013'te yaptığı telefon bağlantısında bunu söylemişti ve görevden istifa ettiğini söylemişti Erdoğan Bayraktar. Ama o günden bugüne köprünün altından akan sularda esasen Erdoğan Bayraktar'ın tutumunda pek değişiklik olmadı. Fakat şu oldu, sustu. Yani bu itirafları 7 sene evvel yapsaydı, 8 sene evvel yapsaydı bir kıymeti olabilirdi. Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı diyor. Evet. Son derece çarpıcı bir ifade. Hırsızlığı da kabul ediyor. Yani o gün hırsızlık oldu diyor. Ve beni de o çuvala koydular diyor. Peki siz neden bu bakanlarla aynı karede poz verdiniz? Madem o bir hırsızlık çuvalıydı, o gün neden oradaydınız? Evet. O gün öyle mi gerekiyordu? Evet. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım ve sadece bu konuya münhasır kalarak konuşacağım. Elbette Erdoğan Bayraktar'ın laflarına bakarak ve neden AKP'de iç kanama dedim, onu da anlatacağım. Şimdi Erdoğan Bayraktar'ın bu itirafları geç ama tarihi itiraflar. Yani bir yönüyle geç, artık bu konuda yapabilecek bir şey kalmadı. Çünkü 17-25 Aralık gerek adli olarak üstü kapatıldı, gerek kendi tabanlarına bu bir milat, bu bir darbe, bu bir hükümeti düşürme operasyonu olarak anlatıldı. Ve vatandaş da sonraki süreçte şunu kabul etti: çalıyorlar ama çalışıyorlar. Böyle de bir kabulle 17-25 Aralık'tan bugüne geldik. Yani vatandaş 17-25 Aralık'ta çalındığını, hükümetin yolsuzluk yaptığını, bakanların boğazına kadar bu işlere girdiğini, o Reza Zarrab veya Rıza Sarraf hangi isimse, İranlı sonradan Türk vatandaşı olmuş hayırsever iş adamının kucağına oturdukları falan net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta soldan ikinci bakan Muammer Güler önüne yatarım falan demişti. Yani sana bir şey yapacak olanın önüne yatarım demişti. Yani vatandaş esasen aldı 17-25 Aralık'ı kabul etti.
ve onun yalan olmadığını, düzmece olmadığını biliyor. Fakat ya olabilir diyor. Yani işte bu insanlar bir şekilde işte beni yemliyor. İşte efendim bana göre iyi idare ediyor. Arada da böyle %10, %20 çalıyorsa çalıyor. Her rejimde var, her şeyde var zaten diyor. Bunlar gidecek, başkası gelecek, onlar da çalacak. Böyle bir şey. Peki neden şimdi? Neden şimdi olmasının meselesi şey de olabilir. Evet, ne diyeyim, herhangi bir rahatsızlık. 73 yaşına gelmiş Erdoğan Bayraktar. Acaba yani gider ayak, vicdani bir şey mi yapıyor, muhasebe mi yapıyor? Bizi ilgilendirmiyor. Yerin dibine batsın. Bakın, sonda söyleyeceğimi başta söylüyorum. Erdoğan Bayraktar ve zihniyeti, bu millete yaşattıkları için, bu bakanlarla beraber, şu içinde olduğu kareyle beraber yerin dibine batsın. Bak net söylüyorum. Çünkü bir lafı söylediğinizde o laf işe yarayacak. O lafın bir değer ifade ettiği dönemde onu söyleyeceksiniz. Boyu devrilsin derler bizim memlekette. Boyu devrilsin Erdoğan Bayraktar'ın. Yerin dibine batsın. Ahlaklı adam, faziletli adam, mert adam, gururlu adam, onurlu adam zamanında yapar çıkışını. O mertlikten, o omurgadan, o onurdan bir nebze olsaydı NTV'deki o gün ilk yaptığınız telefonla bağlanarak yazılı bir metinden iki kere okuduğunuz, sonra NTV'nin bile onu bir daha vermeye cesaret edemediği açıklamanızın arkasında dururdunuz. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Boyu devrilsin, yerin dibine batsın. 17 Aralık, 17-25 Aralık'tan sonra yaşanan 7-8 sene sürecinde akan kanda, zulümde, hepsinde payı vardır. Ve bu payı ama burada ama inanıyorsa ötede ödeyecek. Evet, öyle kolay gitmek, kaçmak yok. Beni çuvala attılar da ben şöyle... Bir de işin böyle bir tarafı var. Şimdi diyor ki benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye doğrudur. Bunu birkaç kere de teyit ediyor. Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Suçu da kabul ediyor. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Farklı kelimelerle aynı şeyi bir kere daha söylüyor. Peki o gün NTV'de ne demişti? NTV'de şunu söylemişti. Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. 17 Aralık 2013 günü bu skandal patladığında NTV yayınına telefonla bağlanmış. Yanılmıyorsam spiker Jülide Ateş'e konuşmuştu. Etmiyorum çünkü, kabul etmiyorum çünkü soruşturma dosyamda var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın Erdoğan onayıyla yapıldı. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum. Yani o günde esasen soruşturma dosyasındaki bilgileri doğrulamış. Yani diyor ki soruşturma dosyamda var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Erdoğan'ın onayıyla yapıldı. Eğer istifa edecek birisi varsa bu da Erdoğan'dır diyor. Fakat sonra yaptığı açıklamalar elbette dişe dokunur değil. Son derece dişe dokunur ama işte keşke bunu o gün söyleselerdi. Bir diğer konu da şu. 8-10 maddede özetleyeceğim. 17 Aralık soruşturmasının teyidi gerekmiyor esasen. Zaten tapelerin doğruluğu defalarca teyit edildi. O dönemde teyit edildi. En son Şubat 2020'de bir CHP heyeti mahkemede bunu teyit ettirdi. Aldı bunu kapı gibi. 17-25 tapeleri doğrudur. Bilir kişiyle, mahkemeyle, adli olarak. Fakat dedim ya 8 sene sonra artık atı alan Üsküdar'ı geçti. Şu anda bunlar bir şey ifade etmiyor. Bunu 2013'te, bunu 2014'ün başında yapacaktınız. Bunu o gün o polisler tutuklanırken yapacaktınız. Yalnız bırakmayacaktınız. Bugün o medyalar susturulurken yapacaktınız. O medyanın önünde yatacaktınız. O polislerin tutuklandığı adliyenin önünde bekleyecektiniz. Yapmadınız bunu. Sonra gidip 8 sene sonra tapeler doğruydu deyip mahkemeden karar çıkartmanın bir manası yok. Siz de akan kanda, siz de yaşanan zulümde ve siz de yapılan haksızlıklarda Erdoğan Bayraktar kadar olmasa bile silsile halinde devamlı sorumlusunuz. Medya olarak sorumlusunuz, siyaset olarak, muhalefet olarak sorumlusunuz. O gün orada
İktidarın karşısında sıraya dizilen bütün gazeteci meslektaşlarım da sorumlu, bütün siyasiler de sorumlu. Hepsi sorumlu. Yok öyle elini yıkayıp çıkmak. Evet. Bu can bu tende olduğu sürece bunu hatırlatmaya ve bunu sormaya, bunu sorgulamaya devam edeceğiz. Ama çok tuhaf bu siyaset mahallesi, medya mahallesi. Aman arkadaş, bir türlü rezil olmuyorlar yahu. Başkalarına izafe ettiği yandaşlığı 1000 misliyle, 10.000 misliyle, 100.000 misliyle 10 senedir yapıyor. 2011'den 2021'e. Ama üzerine hiçbir şey yapışmıyor. NTV demişken, NTV 2011'de siyasi tartışma programlarına AKP'ye zarar veriyor. Durumu izah edemiyorum diye sonlandıran bir kanaldır. Yandaş arıyorsanız önde gidenidir. Ferit Şahenk ve abonesi. Evet. Bayraktar o gün NTV'de Erdoğan'ı satmıştı esasen. Ama dediğim gibi NTV bile bu şeyi, açıklamayı bir daha veremedi. Bu ikinci hamle. Ama dedim ya, çok genç, çok geç artık yani yaptığı bu hamle. Şimdi hırsızlarla aynı çuvala diyerek, ki bunu da 3 kere tekrar etti, aktaracağım. O otobüsün üstünde birlikte poz verdiği bakanları da satmış oldu. Herkesi sattı. Mesela diyor ki reis, yani Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı." İlk hırsız çuvalı lafı. Diken.com.tr'den okuyorum. 2. "Beni attılar, bir kabine değişikliği oldu, ben bakanlıktan ayrılmadım, normal bir bakanlık yaparken hırsızlık çuvalına koyarak bizi attılar bakanlıktan." 2. "3. Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var. FETÖ'nün savcısı bile benim soruşturma dosyama rüşvet ve yolsuzluk kelimelerini koyamadığı halde beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular. 3. 3 kere beni çuvala koydular. Beni rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık çuvalına koydular," diyor. Aynı açıklamada 3 farklı cümleyle. Yani bu defa gerçekten altını birkaç kere çizerek, öyle ağızdan kaçma falan filan yok. Hırsızlık çuvalı özel olarak Erdoğan Bayraktar tarafından düşünülüp tasarlanmış bir cümle. Ve bu cümleyi 3 kere kuruyor. Evet. Tıpkı "dosyam doğru, telefon tapeleri doğru, teknik takip doğru, benim dosyamdaki her şey, benimle ilgili her şey doğru" dediği gibi. Onu da 3 kere tekrarlıyor. Devamla. Bu kendini ikinci kez belki bir aklama çabası, kendini kurtarma çabası veya belki bir vicdan belki. Hani dedim ya, böyle hani tek omurga tutuyorsa falan arkada, o öyle bir çaba olabilir. Fakat bunu yaparken, onun için dedik AKP'de iç kanama, bunu yaparken gemi batıyor. Eğer içindeyse hala o geminin, ama bu bir filikaya atlayıp çıkmış görünüyor şu anda. Gemi batıyor ve bunun farkında değil. Ya da belki farkında. Ya da belki Erdoğan Bayraktar bilerek ve isteyerek bu gemiyi batırıyor. Erdoğan'ı satıyor aslında. Her ne kadar işte lider olarak Erdoğan, mert lider, işte ne bileyim sağlam adam falan dese de röportajın içerisinde ya da işte o söyleşinin içerisinde, "Erdoğan bana büyük kötülük yaptı" deyip Erdoğan'ın fena halde canını sıkacak bir açıklamaya daha imza atıyor. Zaten dosyayı kabul etmesi bir yana, bir de Erdoğan'ın kendisine kötülük yaptığının altına çiziyor. Bir de tabii tuhaf da bir ikilem var. "Bana büyük kötülük yaptı" diyorsunuz, sonra da "mert lider, sağlam adam" falan diyorsunuz. Yani bu da tuhaf. "Ben bana büyük kötülük yapmış kimsenin bir daha semtine bile ayak basmam arkadaş. Hiç onu da böyle mert, dürüst, güvenilir adam falan diye de övmem yani. Liderler içinde bir tane falan da demem yani." O da ayrı bir şahsi zafiyet. Tuhaf tabii. Yani Erdoğan'ın eline su dökecek kimse yok falan diyor. Yani biraz evvel bana büyük kötülük yaptı diyorsun. 3 cümle sonra da kendini kurtarmak için. Tuhaf. Bir de işin polislere, savcılara bakan tarafı var. Az önce naklettim. Bu soruşturmayı yapan polisler, savcılar, özellikle polisler, organize şube, mali şube vesaire başlıca, bu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını ortaya çıkaran Yakup Saygılı ve ekibi, Nazmi Ardıç ve ekibi, onlarca polis 22 Temmuz 2014 ve takip eden günlerde tutuklandılar ve 7 yıldır cezaevindeler. Bu 8. sene. Ayıp değil mi? Günah değil mi?
Benim dosyamda görevi kötüye kullanma var diyor Erdoğan Bayraktar. Suçunu kabul ediyor. Dosyamdaki her şey doğru. Rüşvet, bende para çıkmadı ama diyor görevi kötüye kullanma var. Her şeyi de Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. Peki görevini kötüye kullanan kim? Erdoğan Bayraktar. Görevini kötüye kullanan o polisler mi? O savcılar mı? Muhalefet, medya, hepsinin bu yaşanan olaylarda payı var, hissesi var. Bir kere daha söylüyorum, ömrüm yettiğince bunu onların yüzüne vurmaya devam edeceğim ve bununla yüzleşecekler. Bununla yüzleşmeden öyle çıkıp da öz eleştirini ver, yok efendim sen şucusun, yok efendim bunun dediğini seyretmeyin onları falan. Yok öyle. Yeni bir çağın başladığının farkında değilseniz ben size haber vereyim. Evet. O eski gelenek bitti. Onun için ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. En azından bu noktadan sonra artık ağzınızdan çıkana biraz daha dikkat edersiniz. Hoş kayıtlar da orada duruyor. Arşivim güçlüdür. Yeri geldikçe de yüzünüze çarpacağımdan emin olun. Muhalefet medya evet. Doğru olduğunu bildiği dosyanın üzerine gitmedi. Herkes biliyordu doğru olduğunu. Herkes biliyordu kralın çıplak olduğunu. Ama bir tanesi bile çıkıp bunu söyleyemedi. Dünyanın hiçbir yerinde bunun kime yarayacağına bakılmaz. Bunu da en iyi o gazeteciler, en iyi o siyasetçiler bilir. Dosyaya bakarsın, doğru mu yanlış mı? Elbette dünyanın her yerinde bir takım dosyalar, bir takım nedenlerle patlar. Amma birinin kuyruk acısı vardır, amma bir yerde iç çatışma vardır, amma farklı bir mücadele vardır, amma ne bileyim yani birisi birisinin kuyruğuna basmıştır, damarına basmıştır, bir şey olmuştur. Dünyada her zaman bu tür şeyler yani adamı karısı, karısını adam satar, liderlik mücadelesine kurban gider, şu olur bu olur. Hepsinin aşağı yukarı böyle altına baktığınızda nedenleri vardır. Skandallar da böyledir. Çok basit şeylerden, basit insani durumlardan dolayı patlarlar. Dolayısıyla elbette tamam bu neden patladı böyle bir skandal, bu olay neden böyle çıktı falan diye bakmak esastır. Ona da bakılır. Fakat dosyaya bakacaksın. Doğru mu değil mi? Evet, bir hükümet görevlisi hükümetle ilgili son derece kritik bir belgeyi canı sıkıldığı için veya canını sıktıkları için veya birilerine kızdığı için medyaya sızdırabilir veya götürüp adliyeye verebilir. Elbette bakarsın bu adam bunu niye yaptı? Motivasyonu ne? Ama öbür tarafta o belgeye de bakarsın, o bilgiye de bakarsın. Doğruysa, ortalığı ayağa kaldıracak bir bilgi ise bunun ne biçimde çıktığının bir önemi yoktur. Kime yarayacağının, kime zarar vereceğinin de bir önemi yoktur. Olay kamu yararı için büyüktür ve üzerine gidilmelidir. Ben bunu kime anlatıyorum? Gazetecilik 101 dersi falan vermiyorum. Sadece nasıl bir çuvallamanın içinde bulunduklarını resmetmeye ve bu çuvallamayı hala sürdürmekte ısrar ettiklerini göstermeye çalışıyorum. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarına Türkiye'de kaç kişi ses verdi? Son 24 saatte. Kaç kişi yapabilecek? Kaç kişi şu dediğim minvalde bunun onda biri kadar bir tespit, bir analiz yürütebilecek? Yok, göremezsiniz. Kendilerine bağımsız, özgür, tarafsız diyenler dahil. Göremezsiniz. Ama bu iklimin oluşmasına, bu iklimin oluşturulmasına, bu düzenin taşlarının döşenmesine hep beraber katkıda bulundular. İstedikleri kadar biz içinde değildik desinler. Sofrada, masada otururken Türkiye'yi kurtarmak kolaydır. Devrimci takılmak kolaydır. Sosyalist ideallerden, kimi şairlerden, yazarlardan alıntılar yapmak, bir takım özlemler içinde bulunmak doğaldır. Ama o masada konuşulan o masada kalıyor. Herkes bürosuna döndüğünde acaba ben bugün sarayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Ya da ama acaba şu haber sarayı rahatsız eder mi aman diyeyim. Böyle de ikiyüzlü, böyle de çıkarcı, böyle de çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Böyle de yavşak insanlar grubudur. Çok üzgünüm bu kelimeyi kullandığım ama için ama başka karşılığı yok. Dünyanın hiçbir yerinde bunun kime yarayacağı, 17 Aralık gibi bir dosyanın kime zarar vereceği, doğru mu değil mi
buna bakılır. Değilse iftiradır, değilse yalandır zaten. Bu da ortaya çıkarılır. Ama doğruysa dosya, bilgi, belge bunun üzerine gidilir. Elbette bunu ortaya çıkaran, bunu yapan hangi motivasyonla yaptı ona da bakılır. Ama 17-25 Aralık bir kumpas değildir. 17-25 Aralık bir suçüstüdür. Ve 17-25 Aralık'ta bu dört bakana suçüstü yapılmıştır. Yatacak yerleri yoktur. Ve o günden beri zaten yüzleri yerdedir. Egemen Bağış'ın itibarı yoktur. Muammer Güler dünyada da yerin dibindedir. Erdoğan Bayraktar yoktur. Zafer Çağlayan ortaya çıkamıyor. Yerin dibine batsınlar. Zaten 8 senedir dünyaları dünya değil. Ama hesabını verecekler. Ve yaptıklarının hesabı kendilerinden ve çevrelerinden sorulacak. Üzgünüm, 17 Aralık artık sadece buzdağının görünen parçası. Artık böyle denizde bir damla. O günden sonra bu milletin parası, hazine ve kamu kaynakları nasıl çarçur edildi ve kimlere nasıl peşkeş edildi görüyorsunuz. Ve sonra hiçbirinin üzerine gidilmedi. 2013 Aralık ayında patlayan 17-25 Aralık dosyaları o güne kadar evet iktidarın belki küçük tefek olabilir ama en büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıydı. Üzerine gidilseydi belki Türkiye bunu atlatır, parlamenter sistemde yoluna başka bir iktidarla devam edebilir ve bu kadar soygunun, bu kadar geriye gidişin önüne geçilebilirdi. 8 senede çok şey kaybedildi, belki 80 senede yerine konulamayacak. 17 Aralık ne bir kumpastır, ne bir darbedir, ne de bir komplodur. 17 Aralık iktidara, Recep Tayyip Erdoğan hükümetine ve bakanlarına suçüstüdür. Bilgili, belgeli, teyitli. Ne çare, o gün tren kaçmıştır. O gün tren kaçtığı için de bugün ülkenin iki yakası bir araya gelememektedir. Bugün sadece bu konuya münhasır konuştum. 8-10 maddede konuyu özetlemeyi anlatmaya çalıştım. Belki buna bir 10 madde daha ilave edilebilir ama bununla iktifa edelim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, buluşmak umuduyla hoşça kalın.